LGBT. Son yılların şüphesiz en tartışmalı konularından biri. LGBT bireylerin görünürlüğünün artmasıyla ortaya çıkan tepkiler de bir o kadar şiddetli oldu. Bu durumu kimileri bireylik savaşı, kimileri sapkınlık, kimileri özgürlük arayışı, kimileri ahlaksızlık, kimileri ise tabuların yavaş yavaş yıkılması olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde ve Avrupa ülkelerinin bazılarında eşcinsellere evlenme hakkı verilmesiyle birlikte bu dalga daha da büyüdü. Öyle ki bu tartışma siyaseti de günlük hayatı da ikiye böldü. Dijital bazı platformların LGBT propagandası yaptığı iddia edildi. Dizilerde, filmlerde senaristlerin çocukları eşcinselliğe özendirmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu iddialarsa makalelere konu oldu. Türkiye'deki yerli yapımlarda bile artık çok rahat işlenen eşcinsel karakterler 2000'lerin başından itibaren evlerimize konuk oldu. Geçmişten günümüze yerli ve yabancı birçok ünlü isim LGBT söylemleriyle gündem oldu. Aralarında çocuklarıyla yaşadıkları bu deneyimleri ve fikirlerini çekinmeden dile getiren de olduğu karşıt söylemleriyle konuşulan da. Peki gerçekten Hollywood eşcinsellik propagandası mı yapıyor? Çocuklara diziler ve çizgi filmler yoluyla eşcinsellik mi empoze ediliyor? Çocuklar cinsiyetsizleştirilmeye mi çalışılıyor? Son yıllarda Batı'da artan ve tepki çeken cinsiyetsiz çocuk, trans çocuk söylemlerini konuşacağız. Gelin bir bakalım neler oluyor. ...2023 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde cinsiyet değiştirip pişman olan çocuklar konuştu. Bunlardan en çok ses getireni ise 12 yaşında doktorların isteğiyle erkek olmak için cinsiyet değiştirip pişman olan Cleo Cole oldu. Doktorlar henüz ufacık bir çocukken Cole'u erkeğe dönüşmezse psikolojisinin düzelmeyeceğine inandırdılar. Ailesine de dönüşmezse çocuklarının intihar edeceğini söylediler. Ölü bir çocuk mu istersiniz, trans bir çocuk mu diyerek çaresiz ebeveynlerini manipüle ettiler. Cole bu karardan dolayı pişman oldu ve kadın haline geri dönmek istedi. Fakat kullandığı ilaçlardan dolayı ömrü boyunca artık ne erkek ne de kadın vücuduna tam olarak sahip olamayacağını öğrendi. Yaşadıklarından dolayı pişman olup eski cinsiyetine geri döndüğünü söylediğinde ise herkes ona sırt çevirdi. Ama o yıllardır diğer çocuklar da bunları yaşamasınlar diye çabalıyor. Öte yandan doktorların maddi hevesler uğruna insanları teşvik ettiğini iddia ediyor. They're now rejecting me. They treated me like I was a traitor. Just for talking about my regrets, the pain that came from all this. They told me that I should have known better. That I was a teenager. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir TikTok fenomeni 6 yaşındaki erkek çocuklarının trans olduğunu hazırladıkları videoyla duyurdu. Aile şu an 9 yaşında olan küçük çocuğa cinsiyet değiştirme operasyonu da yaptırdı. 12 yıl boyunca ailesiyle ilgili paylaşımlar yaparak ünlenen Jonathan Jolie, çocuklarından birinin trans olduğunu iddia ederek onun gelişim sürecini bu yönde nasıl sürdürdüklerini yayınladı. Küçük çocuk 9 yaşına geldiğinde ise onu cinsiyet değiştirme kliniğine götürdüler. 8 yaşındaki erkek çocuğunun dışarıda erkek kıyafetleri giyerken evde kız kardeşlerinin kıyafetini giyinmekten hoşlandığını fark ettiğini iddia eden aile, cinsiyeti erkek olan çocuklarını kız çocuğu gibi yetiştirme kararı almış. Erkek çocukları için yeni bir cinsiyet partisi yapan ailenin Eduardo için pembe balonlar hazırladığı da paylaşılan videolarda görülüyor. Tüm bu yaşanan süreci sosyal medyada paylaşan aileye tepkiler de peş peşe geldi. Eduardo isimli erkek çocuklarının adını Eddie diye değiştirdiklerini söyleyen aileye çocuğun çok küçük olduğu ve böyle etkilememeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Ancak aile sözleri göz ardı ederek sosyal medya hesaplarındaki yorumları kapatıp bu süreci paylaşmayı sürdürdü. İngiltere'ye bağlı İskoçya'da parlamento
Mart'tan bir karara imza attı. Özerk parlamentoda çoğunluğu oluşturan SNP hükümeti, LGBT destekçisi yeni bir tasarıyı parlamentoya sundu. Buna göre reşit olmayan çocukların cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini bastırmaya veya değiştirmeye zorlamayı yasa dışı hale getirecek yeni yasalar üzerinde çalışan hükümet katı değişikliklere hazırlanıyor. Bu tasarıya göre çocuklarının cinsiyet değiştirmesine izin vermeyi reddeden İskoçyalı ebeveynler için katı cezalar getirilecek. Bunların başında da reşit olmayan çocuğunun cinsiyet değiştirmesine izin vermeyen ebeveynlerin hapis cezasıyla karşılaşacak olması var. Söz konusu yasanın geçmesi halinde ebeveynler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Yasanın gündeme gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Aktivist Marion Calder, bu planlar cinsiyet ideolojisi tarikatına katılmayı reddettikleri için yıllarca hapiste karşı karşıya kalabilecek sevgi dolu ebeveynleri mağdur edecek ifadelerini kullandı. 86 sayfalık tasarıda din değiştirme ve fiziksel istismardan zorla evlendirmeye ilişkin maddelerde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul çağındaki çocuklara okutulan LGBT içerikli çocuk kitapları tepki çekti. Bu kitaplar LGBT dayatmaları, Batı kaynaklı ideolojik silahlarıyla ilkokul çocuklarını tehdit etmeye başladı şeklinde yorumlar aldı. Epoch Times'ın haberine göre Tennessee'li bir anne ve Parent Choose Tennessee adlı aktivist grubun kurucusu olan Trisha Lucente, LGBT dayatmasının Williamson County devlet okullarında kullanılmasına karşı mücadele ediyor. Parents Choose Tennessee, EPIC adlı bir kurumun çocuklara heteroseksüel olmayan ilişkileri öğrettiğini 5. sınıf öğrencisinin gruptaki bir anneye anlatmasıyla keşfetti. TBR News Medya'nın haberine göre New York ve Long Island'da yaşayan trans birey Bella Nochi, çocuklara eline aldığı GBC adlı kitapla cinsel telkinlerde bulunarak LGBT propagandasını derinleştiriyor. Amerikalı oyun şirketinin bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyun üzerinden LGBT propagandası yapıldı. Söz konusu oyunda LGBT propagandası içeren paketler satışa çıktı. Bu paketler arasında onur ayına özel, trans onuru, aseksüel onuru şeklinde seçenekler yer aldı. Öte yandan oyunda Türkçe dahil 34 ayrı dil desteği bulunuyor. Yani bu propaganda şu an 34 dilde yapılıyor. Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanması planlanan Minnoşlar adlı filmde 11 yaşındaki kızların müstehcen dansları ve kıyafetleri çocuk istismarı tartışmalarını başlatmıştı. Büyük tepki toplayan filmin kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı. Şirket, çocukları cinsel obje haline getiren afiş için özür dilemiş ancak filmin yayınını durdurmamıştı. Filmin güçlü bir sosyal yorum taşıdığını belirten Netflix, eleştirenleri filme bir şans vermeye çağırdı. Netflix'in çocuklar üzerinde tartışma yaratan bir diğer içeriği de Nimona adlı animasyon filmi oldu. Nimona filminin ana karakterleri eşcinsel. Film, daha 4. dakikasında eşcinsel karakterlerin el ele tutuşmalarıyla başlıyor. Topluma karşı güvensizlik ve toplumsal kurumlara dair yıkıcı söylemlerle ilerliyor. Gençlere aşılanmaya çalışılan toplumda normal olandan farklı olma, farklı olduğu için yalnız kalma, toplumdan ayrılma düşüncesi karakterler aracılığıyla işleniyor. Baştan sona kadar toplumsal kurumlarla mücadele içinde geçen filmde bu düşünceler ana karakterlerden biri olan Nimona'nın ağzından "Sistem çürümüş, kurum kapatılmalı, normal olana göre kötü olalım" gibi söylemler öfkeli bir biçimde dile getiriliyor. Toplumun ve insanların özünün kötü olduğu, dolayısıyla da güvenilmez olduğunu sık sık dile getiren film, 82. dakikasında eşcinsel iki ana karakterin öpüşmesi ve birlikte mutlu olmalarıyla son buluyor. Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde
çocuklar ve bu ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozduğu tartışmalarını yaratan bir diğer yapımı ise Jurassic World Cretaceous Kampı adlı çocuk dizisi oldu. Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'un dijital çocuk dizisi yayınlanan 5. sezonuyla büyük eleştiri topladı. Amerikan yapımı animasyon, bilim kurgu, aksiyon ve macera türündeki çocuk dizisinde artı 18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti. Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirine aşık oluyor. 5. sezon 18. bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Cretaceous Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı. Sizce bir birey cinsel yönelimi hakkında kaç yaşlarında sağlıklı bir muhakeme ve değerlendirme yapıp sağlıklı bir karar alabilir? Ya da çocuklar böyle bir karar alabilir mi? Psikolog Ramazan Şimşek konuya ilişkin tüm soruların yanıtını Habere'te verdi. Beyin ve kişilik gelişiminin 24 yaşında tamamlanıyor olması sorunun bilimsel cevabını da veriyor. Bunun yanında cinsel yönelimiyle ilgili kafa karışıklığı yaşayan çocukların yarıdan fazlası ergenlik sonrası heteroseksüel olduğuna kanaat getiriyor. Beden gelişimini tamamlayana kadar basit bir burun ameliyatı bile yapılmazken çocuk yaşta cinsiyet değiştirme ameliyatları tartışılabiliyor. Hatta maalesef bunu yaptıran aileler de olabiliyor. Dikkat edin, dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları, film ve dizi platformları, LGBT ve diğer yönelimlere sahip kişilerin doğru, yanlış, etik, etik olmayan ifadelerini ön plana çıkarırken, hatta dizilerde çocukların öpüşme sahnesini rahatça paylaşırken, karşı görüşte olan kişilerin paylaşımlarını hemen nefret suçu kapsamında değerlendirip hesaplarını askıya alabiliyorlar. Hal böyle olunca dünyada birçok insan bu olayların büyük bir nüfus planlamasının bir parçası olduğuna inanıyor. Uzman psikolog olarak şunu ifade etmek isterim ki, küçücük çocuklara birçok cinsiyetin olduğunu, bunun da normal olduğunu anlatan videolar çocuk istismarı suçu işlemektedir. Yetişkinler tartışabilir ancak çocuklarla bu konu tartışılıp videoları servis edilemez. Küçük yaşta cinsiyet değiştirme ameliyatı, İstisnasız her çocuğu şimdi ya da sonrasında ciddi psikolojik bozukluklara sürükleyecek, intihar olaylarına da neden olacaktır. Ebeveynlerin artık çok daha bilinçli ve dikkatli olmaları gereken, çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurmaları gereken bir dönemden geçmekteyiz.